Alman nüfusu eksilmekte. Senede 1,2 milyon eksilmekte. Almanya'daki Türk nüfusu da Şiter'in ifadesine göre 300 bin kişi artmakta. Alman da içindeki Nazi kafalardan korktuğu için Türk nüfusunu eksik gösteriyor. Bunun manası şu. Elimde bir karikatür var. Frankfurt, Main Nehri kenarındadır. Frankfurt asıl şehrin karşı tarafı Sachsenhausen'dur. Köprüyle bağlıdır bizim boğaz gibi. Bu karikatürde köprü üzerinde bir kısa bacak pantolon giymiş, yanında köpeği bir Alman geliyor. Köprünün öbür köşesinde, olsa yanımda göstersem sana. Bir kulübemsi yer, üstüne pizza yazmış. Bir kulübemsi yer, iki tane bekçi kulübesi gibi döner yazmış. Pizza bir İtalyanın, döner bir Türk'ün. Onlar birbirlerine gösteriyorlar. Aa, bir Alman geliyor. Altına yazmış ki sene 2024. 2024'te bir Alman Mostralık haline gelecek Almanya'da diye halka siz yok oluyorsunuz, bunlar çoğalıyor. Almanya elimizden çıkacak. Ve bu korku da yerindedir. Çünkü insanlar doğduğu yerde çocukluğundan itibaren bir takım hatıralar edinirler. Doğduğu yere meclubiyetin sebebi budur. Almanya'da doğan çocuklar babalarıyla Türkiye'ye geldiler mi, ne zaman geri gideceğiz diyorlar. Çünkü Türkiye'den bir hatıraları yok. Hatıraları orada. Ehli dil her kande kim aram eder, rağbetlenür. Gâhi gurbet vatan olur, gâhi vatan gurbetlenür. Onlara vatan gurbet. Orası asli vatan. Yahudiler gibi doğramaya kalksalar gene gelmeyecek adam vardır buraya. Alman bu korkusunda haklıdır. Çünkü biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman 1071'den sonra Müslüman Türklerin nispeti yerli Hristiyanlara nazaran bugün Almanya'daki Müslümanların Almanlara nispeti kadar değildi. Bugün Anadolu'da Hristiyan yok. Rumlar bir patırtıda gitti, Ermeniler bir patırtıda gitti. Temizlendi. Onlar da böyle bir gelişmeden korkuyorlar. Türkler çoğalıyor. Üstelik de Almanlaşmıyorlar. Benim Asterix diye bir Rum muhasebecim vardı. Bana dedi ki, sizi bu Almanya'da kaybolmaktan koruyan şey, tek şey dininizdir. Bu Almanlar bizim Yunanlılarla birinci nesilde kaynaştılar. Çünkü aynı dine mensuplar olduğu için kiliseye beraber gittiler, meyhaneye beraber gittiler, her şeyde beraber. Bizim Yunanlıların, buradaki Yunanlıların çocukları Yunanca bilmiyor. Kamilen Almanca konuşuyorlar. Ve Almanlaştılar. Sizi dedi, İslam düşmanlığı, farklı din dolayısıyla Almanlar hazmetmiyor, husumetle bakıyor. Kaynaşma olmuyor. Olmayınca Türkler kendi aralarında gettolaşıyor. Sizi bu koruyor dedi. Onun için Almanya'da yabancılık sadece Müslüman olanlara mahsustur. Yugoslavya'dan giden Müslümana da Türkiye'den giden gibi bakar. Ama Yugoslavya'dan giden Yugoslav'a böyle bakmaz. Almanya ümitlendi Rusya'nın yıkılışıyla ki nüfusumu telafi edeceğim diye. Baştan günde 1000 kişi geldi. Senede 350 bin eder. Azalmanın yarısı bile değil. Şimdi 100'e indi. Eksilme karşısında la şey. Bütün Avrupa'da nüfus eksiliyor. 50 sene zarfında
Alman istatistiği, Avrupalılar, Avrupa Birliği'nin istatistiğiydi. Avrupa'nın nüfusu 150 milyon eksilecek. En fazla eksilen Almanya'dır. Sadece dinden değil, kavminin de kaybolmasından korkuyor. Yahudi, sanayileşen bir toplumda bu normaldir diyerek, evet sanayileşti de nüfus dinamizmi geriler. Şehirleşen insanlar korkaklaşır. Çok çocuk yapmaz. Her milletin nüfus dinamizmi köylüye bağlıdır. Şehirleştikçe azalır. Köyde 7-8 çocuk yapan adam İstanbul'a gelsin 3'e 4'e iner, onun çocuğunda 2'ye iner. Çünkü şehir, büyük şehir insanları hesabileştirir. Bu sebeple sanayileşen bir toplumda nüfus dinamizmindeki bu gerileme normal olmakla beraber Yahudi bununla kandırıyor. Aslında emilkatörlerle kadınların kadınlık duygularını, erkeklerin erkeklik duygularını zaafa uğratarak çocuk sevgisini, tabiatını değiştiriyor. Bu uzun bir bahistir. Tabiatını değiştiriyor. Doğu Alman yokken ben sadece Batı Almanya'da Frankfurt Ticaret Odası'nın bir istatistiğini gördüm. 48 milyon sigortalı köpek var. Avrupa'da sokakta köpek olmaz, kedi olmaz. Hepsi sahiplidir. Bir Alman'dan bir paket sigara alsın. Bir fenik eksik gelse, bir kuruş yani. Desen ki bir kuruşum yok ama 100 markım var, bozar mısın? Bozar. Türk olsa boşver bir kuruşu der. Bir fenik için 100 markı bozan Alman, bir köpek için ayda asgari 200 mark masraf eder. Köpek bakmayıp da çocuk yapsa 10 bin mark kiliseden alır. 6 bin mark doğum parası hükümetten alır. Çocuk okumuyorsa 18 yaşına kadar. Okuyorsa tahsili boyunca maaş alır çocuk için. Anasına 2 sene devlet memuru ise ücretli izin verir çocuğa baksın diye. Bu kadar maddi desteğinden vazgeçer. Buna mukabil bir fenik için şöyle tavır alan bir Alman 200 markayla masraf eder, 48 milyon köpek bakar. Hükümet de boyuna maddi teşvikatı artırır. Bu şuna benzer. Nasrettin Hoca yüzüğünü kaybetmiş. Çıkmış dışarı arıyor. Hoca ne arıyorsun yüzüğümü? Nerede kaybettin ahırda? Niye burada arıyorsun? Burası aydınlık demiş. Aynen bunun gibi senin nüfusundaki gerileme maddi refah yetersizliğinden değil, çocuğu nasıl bakarım diye değil, manevi buhrandan doğuyor. Stern'in bir röportajı var benim elimde. Çok çocuksuz ailelere soruyor. Niye çocuk yapmıyorsun? Diyor ki çocuğum olsa o büyüyene kadar urlaba yani holiday nedir? Tatile gidemem. Öbürü diyor ki çocuğum olsa komşunun çocuğuyla kavga eder, polisle başım derde gider. Çocuğum olsa nüfus başına metrekaredir evler. Evim dar gelecek, ev değiştirmem lazım. Böyle sudan bahaneler. Aslında fıtrat değişmiş. Fıtrat. Bir zaman Duisburg'da vergi denkleştirme bürosu olan bizim İsa'nın yanındaydım. Oraya iki talebe geldi. Biri Türk, biri Alman. Lisede okuyorlar. Bir röportaj yapmak istiyoruz. Nedir? Niye bu Türkler Almanya'dan gitmiyor diye hoca bize bir vazife verdi. Bu sualimize cevap istiyoruz. İsa dedi ki Allah aşkına benim işim var, sen bunlarla içeride bir konuş dedi. Dedim konuşma hacet yok. Türkiye dedim ki oğlum senin amcan var mı? Var 3 tane. Halan var mı? Var 2 tane. Kardeşin var mı? Var 4 tane. Alman'a dedim ki senin amcan var mı? Yok. Halan var mı? Yok.
Kardeşin var mı? Yok. Aha dedim de size ben. Siz bu Türk işçilerine muhtaçsınız. Onun için gitmiyorlar. İhtiyacı olmasa siz bunlara iş vermezseniz mecburi giderler. Gidin hocanıza bu benim yaptığım şeyi söyleyin dedim. Anlat. 1.200.000 gerileyen bir ülkeyi idare edenler Türklerden korkması normaldir. Çünkü orası gelecekte bir Türkiye olacaktır. Ayrıca Türkiye'de baskı olan bir zamanda orada henüz tehlike teşkil etmedikleri müddetçe bu korku, bu gitmeyecekler, burada kalıcıdırlar ve böyle de çoğalıyorlar gerçeği anlaşılana kadar dinen müsamaha gördüler. Bugün Almanya'da 3.000 cami var. Başlangıçta minareli camiye müsaade etmiyorlar. Bugün Pforzheim'da çifte minareli cami var. Berlin'de Hilmi yaptı, tarihi bir Osmanlı camii. Hamburg'da var, birçok yerde var. Şimdi İslami faaliyet, Türkiye'de yapılamayan faaliyet, Süleymancı burada söylemediğini orada söyledi, Nurcu burada yapamadığı işi orada yaptı. Cemaatlerin rekabetinden de orada İslamiyet istifade etti. Niye biliyor musun? Bir yerde geldi, Milli Görüş bir cami açtı. Milli Görüş'e karşı olan diyelim Süleymancılar veya Nurcular. Lan burada cemaati kaptırdık biz Milli Görüş'e. Biz de bir cami açalım. İyi de bir cami, bir imam maaşı, bir kira, elektrik, su. Bunu ayakta tutmak için cemaat bölünürse ne yapacaksın? Camiye gelmeyen adamlar, ya bizim camiye gel. Gelmiyorsun, çocuğunu gönder okutalım. Camiyi ayakta tutmak için rekabetten cami çoğaldı. İhtilaftan rahmet doğdu. Bir imam cemaate kendini sevdirdi. Milli Görüş, bu bize yarın bakarsın kafa tutar dedi. Nerede bu oldu? Münih'te. Sürdü adamı Hamburg'a. Muhit değiştirsin diye. Adam kızdı. Cemaat de onu sevenler de kızdı. Arkadaş bizim sevdiğimiz hocamızı biz elimizde niye alıyorsun? Milli Görüş'ten ayrıldı. 50 metrelerde başka bir cami kurdu. O imam. Bir cami oldu, iki cami. Ben 22 sene oldu geleli. 22 sene evvelin gerçeğini söylüyorum sana. Münih'te bir sokakta 7-8 cami var. Bir sokak. Bir cadde üzerinde. Bunlar hep ihtilaftan çoğaldı. Cemalettin Milli Görüş'ten ayrıldı. Ayrı bir cami açtı kendi cemaati için. Milli Görüş'ün hocasını attılar. Kızdı gitti başkası açtı. Öbürü geldi açtı. Belki geldi açtı. Şimdi buna Almanya'daki Afganlıları ekle. Yugoslav Müslümanlarını ekle. Batı Trakyalıların bile. Batı Trakya'dan giden Türklerin bile. Ben en az 10 tane camisini biliyorum Almanya'da. Çünkü başlangıçta birbirlerini getirdikleri için toplu halde bulunuyorlar. Şimdi Almanya İslam'dan korkmasın da ne yapsın? Sade din değil bak, sade tarihi kim değil. Bir de kendisi yok oluyor, kendi içinde aynen böyle kocamış bir çınarın içinden bir kökten bir fidan çıkar da o çınar devrilince onun yerini alır ya, onun gibi. Bir fidan gibi Almanya'da bir Türkiye doğuyor, bunu görüyorlar. Onun için ne yapsak da bunları entegre etsek, din farkından dolayı %5 entegre ederler. Ama Yahudi'yi, Yunan'ı %100 entegre etti. Yugoslavyalı Hristiyan'ı %100 etti. Ama Müslüman'a edemiyor. Sebepler bunlardır. Başka şeyler de söylenebilir de bu kadar yeter.